Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Emma ba'd. Muhterem kardeşlerim, dersimiz Şerhul Mughni'nin harf kısmından. Huruf-i şartın evet ameli, manen olan ameli, levzan olan ameli, bir de cevab-ı şartında fa'nın gelişi vücubi olarak, fa'nın gelmeyişi yani mümtena oluşu, bir de fa'nın gelip gelemeyeceği aynı şekil caiz oluşu. Yani demek fa için üç durum vardır. Şöyle bir bilelim. Sathi olarak, yüzeysel olarak hafızamızda şunu canlı tutalım. Fa'nın cevabı şartta gelişi ne içindir? Bunu bilelim. Ne için geliyor? Muhatabi bu cümlenin cevab-ı şart olduğuna bilgi vermesi, yani bilgilendirmesi, muhatabı bilgilendiriyor ki benim fa diyor, benim başında geldiğim cümle cevab-ı şarttır, yani taaliki yapılmış bir cümledir, yani müstakil bir cümle değil, taaliki yapılmış bir şarta bağlanmış demek istiyor fa. İşte diyor, eğer fa'nın görevini in yapmış olursa, yani şöyle, in cevab-ı şartta diyelim madidir, onu müstakbelleştirmişse, hani in-i şartıya, çünkü madiye de gelse onu müstakbel kılıyor. Diyor, eğer yaparsan, yaptın değil, yaparsan, yaparsan ne anlamlıdır? Müstakbel anlamlıdır. İ'nin manası budur. A diyor, bu sefer eğer in cevab-ı şartta manen ve kesin olarak böyle bir etkisi varsa, tesiri varsa artık fa'nın gelişine gerek yok. Zaten manadan anlaşılıyor ki cevap şarttır. Eğer in-i şartiye cevab-ı şartta böyle bir etki kesin yapmamışsa, bu sefer yapmamışsa, diyelim cümle ismiyedir, cevabı şart olmuş, bunu nereden bileceksin, müstakbel mi, madi mi, neyse ne değildir. Etkisi, manasını değiştirmek kesin bir şekilde, öyle elimizde bir şey delil yok. Yani manasında hiçbir etki yapmamış. O zaman kesin olarak fa gelsin ki bilinsin bu cevabı şarttır. Eğer in-i şartiye manasında tesir yapabilir şu duruma göre, yapmamış olabilir şu duruma göre. Böyle cevaz, yani müstevit tarafeyn bir durumsa, o zaman fa da gelebilir o gelmeyebilir. Etkisi yapma ihtimali olduğunda, tesiri yapma ihtimali olduğunda fa'ya gerek kalmıyor. E'nin etkisi olmayabilir durumunda ise o zaman fa'nın gelişi caizdir. Onu getirmeliyiz, getireceğiz. Bunu bize diyecek. Evet. Ve in kana el cezau madiyan ila ahirihi. Haza şuru'un fi beyani ademi cevazi duhulil fa'i alel cezai. Bu artık konunun girişidir. Başka bir konunun girişidir. Yani diyecek ki fa için üç durum vardır. Evet. Bir, fi beyani ademi cevazi duhulil fa'i alel cezai. Cezaya, ceza-ı şarta fa'nın girişinin caiz olmayışını açıklama konusunda bir şuru'tur. Bir giriştir. Yani fa ceza-ı şarta gelmemelidir ve açıklaması da şudur.
Demek bu artık bundan böyle onu açıklayacak. Ve beyani cevazi duhuliha aleyhi, bir de fa cevabı şartta gelişinin caiz oluşunu açıklama. Ve beyani vücubi duhuliha aleyhi, bir de fa'nın cevabı şartta gelişinin vacip olma açıklaması. Fa'nın cevabı şartta vacibi olarak gelişinin açıklaması. İşte bu, bundan böyle konu budur, mevzu budur. Diyor ki fe inne duhulel fa'i alel cezai, fa'nın ceza-ı şarta gelişi münhasirun fi aksamin selasetin. Aslında fa'nın durumu, gelişi değil, fa'nın durumu üç kısımda münhasırdır. Yani bu üçün dışında herhangi bir durum fa için yoktur. Fa'nın gelişi vacip, fa'nın gelişi caiz, fa'nın gelişi mümtena, gelemez. Bu üç durum fa için vardır. Fi aksamin selasetin. Mümteni'in ve caizin ve vacibin. Mecrur okuyoruz. Bedelül ba'd yapıyoruz o selasete. Veyahut mümteni'in ve caizin ve vacibin. Haber yapıyoruz mahzu bir mübtedaya. Evet. Ve dâbitu fî zâlike. Peki biz nereden bileceğiz? Bunun kaidesi, kanunu var mıdır? Bize kanunun çerçevesini bir çizer misin gibisi bir soru. Diyor, cevabı da şöyle. Ve dâbitu fî zâlike, fa'nın gelişi için kaide ve kanun şudur. Ennehu izâ essere harfü şartî fil cezâi ma'nen kat'an, harfü şart ceza-ı şartte, hani bir fi'lü şart var, bir ceza-ı şart var, manasında kesin bir şekilde etki yapmışsa, etkilemişse, yani madidir, müstakbelleştirmiş, örneğin yani. Lem yecüz duhulul fa'i alel cezai. O zaman madem mana değişmiş, mananın değişimi bize neyi gösterir? Ceza şart olduğunu bize gösterir. Artık fa'ya gerek yok. Çünkü normal şekilde manası madi olacaktı veyahut şöyle olacaktı. Fakat bakıyoruz mana değişmiş. Değişmişse, yani muhatap başka şekil anlıyorsa, lafzına göre değil, enin gelişiyle mana değişik bir şekilde muhatabe empoze bildiri yapılmışsa, o zaman fa'ya ne gerek var? Zaten o mana değişim ceza-ı şart olduğuna belirtidir, alamettir. Evet, lem yecuz duhulul fa'i alel cezai. Ey yemteni'u duhuluha aleyhi. Çünkü mananın etkisi, değiştirmesi, kesin bir şekilde değiştirmesi, yani ihtimalli değilse, o zaman fa'ya ihtiyaç yoktur. Neden yoktur? لِعَدَمِ الْاِحْتِيَاجِ اِلَى الرَّابِتِ بِالْفَائِحِينَ اِلَى الرَّابِتِ بِالْفَائِحِينَ اِذِنْ. Çünkü o zaman fayla irtibatı sağlamak, yani ceza-ı şartı fi'l-i şarta bağlamak, artık faya gerek yok. Zaten mananın değişimi bağlı bir şekilde bir manadır. Yani daha önce diyelim sana ikram etmiştimdir. Şimdi ise se ikram edeceğiz. Yani gelirsen ikram edeceğiz. Gidersen ikram edeceğiz. Gelirsen karşılarım. Daha önce karşılarım. Karşılamışım. Ama şimdi şöyle yaparsan karşılarım diyor. Yani karşılamayı bir şarta bağladı. Böyle bir değişim olmuşsa artık faya ne gerek var? Zaten anlarız ceza şart olduğu. Ve izâ ihtemele te'esiru harfi şartı fil cezai, ceza-ı şartta harfi şartın etkisi muhtemilse, olabilir olmayabilirse, böyle bir mana, yani iki kanatlı bir manaysa, manası şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Yani ceza-ı şart edat-ı şartın ceza-ı şartta etkisi muhtemelse, yani kat'i değilse, evet, ihtemele tesiri harfi şart fil cezai ve ademu tesirihi fihi,
bir de etki yapmaması da muhtemelse, yani etkisi ve etki yapmaması muhtemel şekilse, caze duhulul fay alel cezai ve terkü duhuliha aleyhi. O zaman fanı, fayı da getirebilirsin çünkü mana değişmemiş. Fayı getirmeyebilirsin çünkü mana değişmiş. Evet. Yecibu duhuluha aleyhi. Evet. Caze duhulul fay alel cezai. وَتَرْكُ دُخُولِهَا عَلَيْهِ وَاِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ. Eğer harf-i şart hiç etki yapmamışsa ceza-i şartı, mana değiştirmemişse, وَاِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ harf-i şartı, şart harfi edatı etki yapmamışsa fil cezai kat, aynı kesin bir şekilde biliniyor ki etki yapmamış, o zaman يَجِبُ دُخُولُهَا hiç olmasa bilelim. Bu ceza-ı şart olduğunu bilelim. Çünkü etki yapmamış ki biz o mananın değişimiyle, o edat-ı şartın etkisiyle ceza-ı şartı tanımamıza yardımcı olmuyorsa, yoksa, öyle bir etki yoksa, etki yapmamışsa o zaman ne yapalım? Fayı bırakalım ki fayla telaffuz edelim ki muhatabımız ceza-ı şart olduğunu bilsin. Evet, lil ihtiyacı ile rabti bil fay hinezin diye dülle fay getiririz ki delalet etsin ala ennehu cevabı şartı. Ki bu cümle şart cevabıdır. Fe kavluhu. Ve inkan el cezau madiyen lafzan ev ma'nen. Artık başladı örneklerini getirmeye. Ve inkan el cezau madiyen lafzan ev ma'nen. Eğer ceza-ı şartımız lafzan madiysa, ya lafzan madi değil de manen madiysa, ve kuside bihil istikbalu, o ceza-ı şartla istikbal kast ediliyorsa, yani madidir fakat istikbal kast ediliyorsa o ceza-ı şartla de kast ediliyor bir harfi şartı dedik ya, ene şartıya madileri bile müstakbelleştiriyor. Öyle bir etkisi varsa, kast varsa diyor, bu işaretün ilel kısmil evveli, bu hani dedik ya lefu neşre muratteb, şarih matın değil ha, metinde geçmemiş, şarih uç durumu anlattı. Etki kesinse fa mümtenatır, etki muhtemilse fa da muhtemildir, caizdir. Etki vacipse, kesinse o zaman fa mümtena oluyor. Demek etki yapmışsa fa mümtena. Etki caizse fa da caiz. Etki hiç yapmamışsa fa da vacip. Çünkü illa fa'yı getirelim bilinsin ki bu ceza-ı şarttır. Aslında fa'nın gelişini ne içindir onu bilelim. Artık biliriz ki nerede gelir nerede gelmez. Fa ceza-ı şartı bize tanıtmak için, bildirmek için geliyor. Bu bildirme başka bir şeyle yapılmışsa artık fa mümtenatır, gelmezsin. Eğer yok yapılmamışsa, mesela en şartıya böyle bir eser bırakıp da o eserden bizim onun cevabı şart olduğunu bilmemiz mümkünse artık biz şeye ne gerek var? Fa'ya gerek yok. Evet. وإن كان الجزاء ماضيا لفظا أو معنا وقصد به الاستقبال أو ماضي لاستقبال قصد edilirse ده قصد edilirse بحرف الشرط ya, çünkü harf-i şart onu müstakbelleştiriyor. O zaman diyor bu işaretin ilel kısmı el-evveli. Lefte geçen birinci kısma işaret ediyor. Yani mümtena olma durumu. Fa'nın mümtena olma durumu. Çünkü ceza-ı şart eseri kabul etmiş, onun eserini kabul etmiş. Yani mana değişmiş. Madem lafzen madidir, manen madidir, bakıyorsun müstakbel olmuş mana. Demek etki yapmış, o zaman fa gelmesin. Zaten o etkisinden biliriz ki cevabı şart. Ve hu enne harfe şartı birinci kısmı, bu işaretün ilel kısmil evveli. Bu fe kavluhu işaretün ilel kısmil evveli. Birinci kısma. Yani harfe şart kesin bir şekilde etki yapmış ceza-ı şartta. Yani madisi, o madi olan ceza-ı şartın manasını müstakbel kılmış. Bak, mana değiştirmiş.
Vehve birinci kısım neydi? Enne harfes şartı essere fil cezai ma'nen kat'an. Kesin bir şekilde etki yapmışsa. Ey ve izâ kânel cezâ-u mâdiyen lafzen. Nahu in ekremteni ekremtüke. Burada ceza-ı şart ekremtükedir. Madi midir? Lafzen evet madidir. E madem madiysa, lafzen madiysa en onu madilikte bırakmış mı? Yok. Müstakbelleştirmiş. E o zaman faniye gelsin. Zaten biliriz. Çünkü mana müstakbel olmuş. Ekreme fiili madi. Yaptım sana ikram demeliyken yapacağım diyor. E madem yapacağım diyorsun, bu yapacağım müstakbel kasıtlıdır. E o zaman bu nereden kaynaklandı? Bunun madi olması halinde, olması durumunda bile mana müstakbel. İşte enden kaynaklanmış, en etki yapmış. Madinin manasını müstakbelleştirmiş. E o zaman faniye gelsin, sizden soruyorum. Gelmesi gerek yok. Çünkü mana değiştiğine göre biz anlarız ceza-ı şartı. Evet. Ve izâ kâne cezâ-u mâdiyen lafzen nahû in ekremteni ekremtüke ve kusside bil cezâ-il mâdî lafzen, lafzen mâdî olan cezayla kast edilmiş ve kusside kast edilmiş bil cezâ-i, ceza-ı şart ki ekremtükeydir. Bu cezayla kast edilmiş, bu ceza ki el mâdî lafzen, lafzen mâdî olan bu ceza ne kast edilmiş? Nâib-i fâli kusside. El istikbal. İstikbal kast edilmiş. Peki bu istikbal nasıl kast edilmiş? Madide nasıl istikbal kast ediliyor? Kardeşim bir sebebi duhule harfi şartı. Çünkü o harfi şart gelmiş oraya. Sen yapsan yaparım. Böyle en bu manayı getiriyor. Bu manayı getirdiği için en manen etki kesin bir şekilde etki yapmış manasına. Değiştirmiş. Zamanı değiştirmiş. E o zaman lem yecüz duhulul fay alel cezai. Fa'nın gelişi caiz değildir. Neden? Li tahakkuki tesiri harfi şartı fil cezai kat'an hine izin. Çünkü bu zaman bu şekilde lafzen madiysa etki yapmış. Tahakkuk gerçek tesiri harfi şartı fil cezai. Cezai şartta harfi şart tesiri gerçektir. Kat'an kesin bir de ihtimalli de değil. Hine izin mudara şeyken. Yani ceza-ı şart madiyken lafzan. Nedir o etki tesir? Ve huve o tesir ce'luhu lil istikbali. Bu madinin istikbal yapılışı. Müstakbel yapılışı. Yani manasını müstakbele götürüşü. İşte bundan dolayı artık fa gelemez. Ve izâ kânel cezâ-u mâdiyen ma'nen bu sefer. Lafzen mudari' lafızdır. Fakat manası mâdi ise o eni şartıya gelmiş bir etki yapmış. O mâdi. Yani fiil oyuncak oldu. Fiil mudari'. Lem başına geldi manasını ne yaptı? Mâdileştirdi. Bu sefer en geldi, o madileştirilmiş manayı bu sefer yine müstakbelleştirdi. Demek en eşartıya orada bir etkisi oldu. Etkisi olduktan sonra artık faya ne gerek kaldık? Evet. Ve izâ kânel cezâ-u mâdiyen ma'nen. Ma'nen mâdi. Lafzen müdâra' ama ma'nen mâdi. Nahu in eslemte lem tedhulin nâre. Diyor burada lem tedhulu fiili mudara'tır. Manası hal ile istikbal arasında müşterektir. Lem geldi, lem tedhul yani daha önce girmemişsin. Bak girmemişsin. Bu sefer bu lem tedhul kim girmemişsin manasında olan lem tedhul böyle bir terkibe yerleştirdik. İn eslemte lem tedhul. Böyle bir terkibe koyduk. Bu terkibe koyduktan sonra yani enin etkisi alanına koyduktan sonra bu manen madi olan lem tedhul bu sefer yine müstakbelleştirildi. Ve kuside bil cezail madi manen manen madi olan cezayla kast edilmiş el istikbal. Bak manen madidir değil mi lem tedhul. Tedhulu fiili mudari hali istikbal. Lem geldi madileştirildi. Tamam lem tedhul. Lem tedhulin nâre sen ateşe girmemişsin. Bu sefer
İn eslemte lem tedhulin nâre terkibine onu koyduk. En bu sefer yine o manayı ne yaptı? Müstakbelleştirdi. Demek bu lem tedhulle istikbal kast edilmiş. Nasıl ki lemle madi kast edildi o mudaraten, müstakbelden, haldan madiye çevrildi. Bu sefer yine madiden istikbale çevrildi. Ne vasıtasıyla? En vasıtasıyla. Ve kuside bil cezail madi ma'nen. Buraya bir virgül koysak bari ileride belki unut madi ma'nel istikbali diyebiliriz. Onun için buraya bir virgül yerleştirelim ki bilinsin. Ve kuside bil cezail madi ma'nen. Ma'nen madi olan cezayla kast edildi. Ne kast edildi? El istikbalu. İstikbal kast edildi. Neden istikbal kast edildi? Nasıl kast edilir? Bir sebebi duhuli harfi şarti. Enin gelişiyle istikbal kast edilmiş. Nasıl? Madi lemin gelişiyle madi kast edilmiş. O zaman lem yeciz duhulul fai alel cezai eydan. Nasıl lafz madiysa zaten mana madidir. En işaretiye geldi, o lafzan madi olan manayı müstakbelleştirdiyse, fa mümtena olduysa, bu sefer lafz madi değil de manen madiysa, onu yine eğer müstakbelleştirmişse, yine fa gelemez. Yani madi mana, enin vasıtasıyla müstakbelleştirildiğinde, fa'ya gerek kalmıyor çünkü o mananın değişimi bize neyi gösterir? Ceza-ı şart olduğunu gösterir. Fa'ya gerek kalmaz. Kavluhu. Burada dersimiz son olsun. İnşallah ileride o kalan iki kısmı da anlatmaya devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.